El Fatiha denildiğinde Fatiha okumak vacip midir? Gereklilik midir? Zorunluluk mudur? Durumuna baktığımız zaman bunun bir zorunluluk olmadığını, bir vücub ifade etmediğini ama Fatiha okumaya bir davet olduğunu, binaenaleyh bir hayra davet olduğu için ve Fatiha bütün Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini özet olarak kendinde bulunduran bir sure olduğu için adeta Kur'an'ın muhtevasını tekrar etmek anlamına geleceğinden dolayı El-Fatiha demek, Fatiha okumaya davet etmektir. Yani nasıl sahabe-i kiram efendilerimiz zaman zaman oturmuşlar, hadi Allah'ı zikredelim, kalplerimizin pasını temizleyelim, gönüllerimizi zikrullah ile imar edelim diye bir araya gelmiş, hayır çağrısında bulunmuş, Allah'ı zikretmek için karşılıklı olarak birbirlerini teşvik etmişler ise, bizler de El-Fatiha veya efendim bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım diyerek bir hayır davetinde bulunabiliriz. Bu hayır davetinde bulunduğumuz zaman veya böyle bir hayır davetini işittiğimiz zaman bir mani yoksa bu davete icabet etmek lazım gelir. Nitekim duadan sonra, hatimden sonra veya işte ne bileyim herhangi bir münasebetten sonra El-Fatiha demek, Fatiha okumaya sizi davet ediyorum demektir. Fatiha okuyun demek bir hayra davettir, çağrıdır. Bunun Fatiha okuma zorunluluğu doğurmasını gerektiren ilave bir delilimiz yoktur. Bu yüzden Fatiha okuyun denildiğinde Fatiha okumak farzdır, vaciptir diyemiyoruz. Gerçi bazı alimlerimiz bu noktada Fatiha okuyun denildiğinde mazereti olmayan kimselerin Fatiha'yı okuması lazım gelir demektedirler. Fakat ana kanaat bunun bir hayra davet olduğu, çağrı olduğu, bu çağrıya icabet etmenin hayra icabet etmek demek olduğunu ifade etmekte bir zorunluluk olmasa da bu tür davetlerin yapılması ve yapılan davetlere de icabet edilmesinin güzel olduğu ifade edilmektedir. Maafı ma zamanımızda bir takım akımlar bu tür şeyleri bidat olarak da görebilmektedirler. Fakat bu bidat kavramı çok fazla artık kullanılmış ve yozlaştırılmış hale gelmiştir. Bu noktada da her şeye bidat demekten sakınmak lazım gelir. Fatiha okumanın veya Fatiha'ya okumaya davet etmenin ne tür bir bidat anlamı olabilir bunu anlamak çok zor. Eğer bunu böyle bir daveti biri kalkar farz görür, vacip görür, zorunlu görür, olmazsa olmaz bir şart olarak, rükün olarak ileri sürerse elbette Allah'ın farz kılmadığı bir şeyi farz kılma yetkisi kimseye ait değil. Kimsenin böyle bir noktada dinin bir cüzünü, parçasını oluşturabilecek bir hüküm koyma imkanı yoktur. Ama böyle değil iken, bir hayra davet iken, boş duracağımıza, boş iş yapacağımıza bir dua yaptık. Bu duanın kabulüne vesile olması niyetiyle birer Fatiha-i Şerife okuyalım demek bidat değildir. Aksine güzel bir davranıştır. İnsanları hayra teşvik etmektedir. Böyle hayra teşvik olan şeylerin önüne bidat diyerek geçmek çok yanlış bir uygulamadır. Bunu maalesef Memleketimizde zaman zaman farklı e, güzellikler içinde kullananları görüyoruz. İnsanların meşgul olduğu yüzlerce yasak olan, bid'at olan, haram olan şey varken Fatiha-i Şerife'yi okumayı, İhlas-ı Şerif okumayı bid'at olarak adlandırmak asla doğru bir davranış olmaz. Bunun yanı sıra, yine tekrar edecek olursak Fatiha okuyun denildi diye Fatiha'yı okumakta bir mecburiyet haline gelmez. Bir hayra teşviktir. Bu hayra icabet etmek güzel bir şeydir. Ne mutlu her türlü hayır işini yapabilene, o hayır işini teşvik edebilene.